Joshin Bey Çay Bahçesinden dediniz ama İstanbul'un başta olmak üzere Türkiye'nin en önemli sahnelerinde yüzlerce binlerce insana konser verdiniz ve tek udunuzla ne evet. arkada böyle dansçılar büyük şovlar Hı. yani bir sahneyi yönetmeni. Konuya geliyorsun biraz sonra evet, sizin soracağınız soruya bir konu geliyor. Bir geliyor. sahneyi Yönetmenin hani hı. kıyafetin şovun ötesinde de ne demek olduğunu şimdi siz biliyorsunuz bu işin profesörü olmuşsunuz 40 küsur yıldır. Son günlerde biz neyi e, konuşuyoruz? E, popüler müzik sanatçılarının daha çok kıyafetleriyle hı hı. işte dekolteleriyle yırtmaçlarıyla şarkılarını ve seslerini geri plana atarak şovlarıyla öne gelmelerini ve baş köşede tabii... Gülşen üzerinden kopuyor bütün fırtına ve tartışma. Siz Gülşen'in sahne kostümlerini ya da son şeylerini gördünüz mü? Dansını gördünüz mü örneğin? Ne diyorsunuz? Şimdi Bu işin doa yeni olarak. Ortalık biraz yangın yeri. Evet. Gördüğünüz gibi. Şunu ayıramıyoruz. Yani sapla samanı mı derler? Şimdi müzik dünyası, müzik sektörü iki şekilde. Bir Sanatsal yönüyle cereyan eder yani sanatsal <laughs> ve izleyici kitlesi de e, iki ayrı izleyici kitlemiz var bizim. Biri tamamıyla sanata entegre olmuş, müziğe entegre olmuş. Yani Kulağa müziğin yani. Efendim? Kulağa ve göze mi diyeceksiniz? Şimdi he, <laughs> bir bu bölüm var, bir de show dünyası, görsellik. <laughs> yani o bir bütün içerisinde bir şahşa bir görsellik e, şey yani bir... Gözün de banyo yaptığı, hmm. göz banyosu derler. Ee, işte ne giymiş, ne takmış, kaşı gözü kirpikleri nasıl, e, elbisesi nasıl. Yani buna kanalize bu, bu niyetle giden bir kesim var. Bunu ayrı bir yere koyalım. Hmm. Bir de tamamıyla sanat, müzik olarak ee, kıyafet en son gelir. Hmm. Mesela örneğin birkaç örnekte veririm. Ben çok... Dobrayı mı her şey bir isimde evet. isim isim de isimleri de veriyorum. Evet, söyleyeyim. Mesela yıllardır Volkan Kukukonak bir beyaz gömlekli çıkar. Ben daha ceket girmedim. Evet doğru. Normal herhalde 100 liralık 80 liralık yani bir gömlekle evet. çıkar yani. Ee, ama ona gidenler hiçbir şekilde şatafat beklemez ki. Evet. Sanat adına bir şey görmek için. Mesela Bülent Ortaşgil diye bir abimiz var. Evet. Açık havayı hep fuller. iki senede bir evet. her sene açık hava yapar. Evet. Büyük bir kitle vardır. fulldür Oraya gidenlerin beklentisi Bülent Ortaşgil şarkılarını dinlemek. Evet. Bize gelenler aynı. Benim de hiçbir evet. zaman... Sahnemde böyle abartılı böyle bir şey yaşamadım. Ha ilk başladığımız yıllarda yaşadık parlak 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 o 80'li yıllarda var. <laughs> ya. Doğru rengarenk. <laughs> o parlaklar böyle şeyler. Ne derler ona bir isim veriyor, böyle parlıyor. Evet ya, evet. Böyle. Ya, da, ya da Onları yaptık ama daha aklımızın başımıza e, Öyleydi sistem öyleydi ama ha e, şöyle söyleyeyim daha doğrusu son 30 yıldır ben hiçbir zaman ben bir ceket bir gömlek bir pantolon bitti. Bize gelenlerin beklentisi budur. Hı -hı. Şimdi bu bizim takım. E, diğer öteki takımda da o beklentiyle gidiyor işte. Dans grupları, Şaşalar lazerler arkada fonda e, şimdi ne giymiş, ne etmiş. Onun için bu dünyada esasında mübahtır diyesim geliyor. Çünkü orada bir görsellik var ön planda. E, gidenlerin de beklentisi o. O gidenlerin beklentisine karşılık vermeleri lazım. Görmek bu. için gidiyorlar. Yani şahşaya gidiyorlar, show dünyasına gidiyorlar. Allah aşkına o yani o tarz şeye sanat dinlemeye mi gidilir? Yani sanat dinlemeye gidilmez ki beklenti farklılığı var. Onun için bu iki kitleyi ayırmak lazım. Sonucunda ben bu arkadaşları çok normal karşılıyorum, doğal karşılıyorum. Ama şöyle de bir şey yani. var. İki yıl öncesine kadar Gülşen'den kimsenin böyle bir beklentisi yoktu. Sadece oraya şarkılarını dinlemeye gidiyorlar. Hüşsen o... bir de üreten de bir sanatçı. Ama Erol Köseyle yaptığı o albümde de öyle bir şeyler vardı bir Hmm. Ya yani vardı, o, öyle hatırlıyorum. O tarzı, i̇lk. Bir Neydi? Evet. Of of mu? Of ofta mı? Evet, bir bir şey de vardı, ben de hatırlıyorum o tarzı. Of of, kömür evet. gibi orada da vardı. Ama evet. hiçbir zaman bu kadar sınırları zorladığı bir kıyafet, biz hatırlamıyoruz açıkçası. E belki belki de marjinaldir ya yani şey, yapısı odur bazı. Siz peki Ma dürüstçe lütfen söyleyin hmm. ilk bu videoyu sosyal medyada gördüğünüz zaman ilk tepkiniz ne oldu? İlk Geçmiş. ağzınızdan ne çıktı? Vay mı dediniz? O mu dediniz? Ben her mu şeye, dediniz? Ben her şey hazırlıklı olduğum için hayatta her şey vardır benim felsefemde ünlü Türk düşünürü Coşkun Sabah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayatın içerisinde her şey hayata dairdir. Her şey hayatın içerisinde. Peki, her şey hazırlıklıyım diyorsunuz. ben. Kıyafetin ötesinde dansa ne dediniz? Aslında kıyafetleri konusunda gülşen bizi alıştırdı. Ee, transparan bikini, yırtmaçlı Son bir yıldır dekorde. evet dekolteye zaten tarzını artık e, biliyoruz Gülşen'in yakıştırıyor da bir şekilde fakat dansına takıldı insanlar daha çok. Ya ben hiçbir sanatçı arkadaşımı e, rencide edici şekilde konuşma tarzım yok. Siz bir de Onu, sosyal medya olmam. paylaşımları konusunda biraz Türk toplumunun dikkatli olması konusunda daha önce sizin de mevzularınız <laughs> olmuştu çünkü. Ya sosyal medyada her şey yüze çarpılıyor. Yani en masum bir anlatım yapıyorsun. Yani hiç tepki çekmeyeceğini düşündüğün. Hiç yani en masum ya en masum. Ya ben geçen biliyorsunuz biliyorsunuz e, dedim ki e, bekarlığa alışamadım. <laughs> Adapte olamadım bir bekarlığa. Evde hanımın hadi yemek hazır demesini özledim. Tamam <laughs> bundan masum ne olabilir şimdi? <laughs> ne olabilir bundan daha masum? Ertesi günü feministten ayaklanmış. <laughs> Kadının görevi yemek yapmak. Hülya Soybaş Hürriyet gazetesinde evet. <laughs> aradı beni. <laughs> Ya dedi ne, ne oldu dedim Fulya Hanım çok severim, çok evet, çok severim, evet, muhteşem bir evet. insandır. E dedi bilmiyor musun feministler ayaklanmış. Ne ben ne yaptım dedim. <laughs> ben ne yapmışım ya dedim. Fulya Hanım dedi ki siz çizmişsiniz. Şey ee, evde, evde yemek yapması. Evde severim. hanımın yemek hazır. Hani Öyle olur ya akşam <laughs> saatinde haydi çocuklar yemek hazır gelin derler <gülüyor> bana. <gülüyor> Sanki tek görevi görevi. Yemek hazır buyurun bana. <laughs> e demişim ne olmuş? Feministler ayaklandı, sosyal medya çalkalanıyor aleyhine. Ne yazıyorlar dedim. Efendim evde yemeği sadece hanım mı yapar mı? <laughs> ya ayıp ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Ha, diyelim ki bak mantıksızlığa bakın. Sosyal medya kafadan mantıksız. Diyelim ki hafta yedi günü tamam mı? Tamam. Evet Ya dört gün hanım yapar tamam mı? Evet. Üç günde erkek yapar anlaştık mı? Evet. O dört gün hanım yapmasında o dört günde hadi Çocuklar yemek e, hadi hazır. coşkun yemek hazır de, de demekte de bir absürtlük var mı? Belki de onu demek istedim. Evde iş bölümü varsa tamam zaten. Yani o lafı haftada bir gün bile yapsa onu özlemem özleyemez miyim ben ya? Yani? tabii. haftada iki gün hanım yaptı beş günde ben yaptım o iki günde iki gündeki o hanımın o davetini özleyemez miyim? Öz, o zaman musun? bu isyan ne? Ne ne yani en başa dönelim. Sosyal medyaya anlatmak istiyorum sana. Hmm. Sosyal medyada en masum bir anlatım, vay 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 vay. vay, vay yani hiçbir laf edilmiyor Siz ya. Siz sözlerinizle Gülşen'de dansıyla çalkalıyor. Peki. Evet. İzzet Yıldız sözlerine katılıyor musunuz? Ben hakikaten bir sanatçı Sahnem arkadaşımı yeremem. Hayır hayır. Onlar Yermek bizim kader bir sanatçı arkadaşlarımız. Yani ben bir ben polemiğin içine girmem, girmem ben. Beni polemiğin içine yani sokmayın. Yani, zaman gereksin. zaman Biz girmek durumunda yaratır. kalıyorsunuz ya ama... Ya bir de bakın yüz yüze bakıyoruz. Biz şimdi... E, yani bizim CIP'ler var ya hafta sonları. Evet. Orada Katar, karşılaşıyorsunuz. Or orada hep karşılaşıyoruz. Şimdi o kadar şey ki... Ben bir zaman... E, şeye bir gönül koymuştum. E, Karşılaşıyoruz. Kimle karşılaştınız? E, Işın Karaca'ya bir evet. SED'e, CIP'de eski Atatürk Havalimanı'nda evet. böyle görüp beni görmezlikten gelmiş kafayı çevirmişti. Evet. Ona gönül koydum ondan Hınırmıştı sonra. De. Bir de anılar e, şarkımı da Bülent Seyhan Adam arabes diye bir şey vardı. Hı hı. O, evet, a, e, Albümü ona benden izin almadan sondan başlamışlar. Ya kardeşim önce bir şarkıyı bir artiste bir, bir sanatçıya okutmak için <laughs> okuduktan sonra izin aldı. Önce izin alacaksın. İzin aldıktan sonra aranjesinin stüdyo kayıtlarına geleceksin. Bunlar evet, benden öyle. izin almadan stüdyo kayıtları olmuş, aranje olmuş, okuma olmuş, iş bitmiş. Bana izin <laughs> ben de tam onun arkasına gelmesin mi? <laughs> havaalanında görüp de. Ya değil mi ondan sonra da anlattı olayı. tabi ee, tabii ondan sonra çok üzülmüş. Neyse. Ben dedim vermiyorum şarkıyı. <laughs> ne? Ben havaalanında gördü beni kafası çevirdi. Beni tanımadı. o yüzden. <laughs> Aa, bir kriz çıktı orada. Ya, yani Ama insan çıkıyor değil ya mi? Ya o kadar da şeker ki ışın Daha sonra ya dedi Coşkun ben beni çok severim İnan benim gözler gözlerde biraz şey var problem var dedi yani seçemeyebiliyorum yani öyle bir masumane inandım ondan sonra da e, hakikaten tanıdığım gibi değilmiş. E, çok naif çok özrünü diledi. Diledin yani diye. ne diyeceğim şimdi hafta sonları işe gittiğimizde hepsiyle bir CIP'de şey oluyoruz. Tabii karşı bir CIP, karşıya geliyoruz canlı yıllardır. yayında başka CIP'de başka. E şimdi ben burada geliyorum <laughs> ha o falan yiyiş işte falan <laughs>